4 Ağustos 1927'de Ankara'da doğan Uyar'ın şiirsel yolculuğu, duygu, dil ve toplumsal eleştiri alanlarını kat ediyor. Bu kapsamlı araştırma, Uyar'ın hayatını, şiirsel gelişimini ve Türk edebiyatına önemli katkılarını incelemeye amaçlamaktadır. Ahmet Turgut Uyar'ın yetişme tarzı, babasının askerliği ve annesinin ev kadınlığı rolüyle şekillenmiştir. Babası, orduda harita binbaşısı olarak görev yaptı. 6 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Uyar, babasının görevi nedeniyle ilk öğrenimini çeşitli şehirlerde tamamladıktan sonra orta öğrenimine askeri okulda devam eder. Uyar'ın okul yıllarına dair düşünceleri, daha sonraki eserlerinde de yankılanan bir hoşnutsuzluk duygusunu ortaya koyar. Uyar, 1946 yılında Bursa Askeri Işıklar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kosov ve Samsun Terme dahil olmak üzere çeşitli görevler üstlendiği askeri kariyerine başladı. 1948'de Kaynak Dergisi'nin düzenlediği şiir yarışmasında Arz-ı Hal adlı şiiriyle ikinci oldu. İlk şiir kitabı Türkiye'm 1952'de piyasaya sürüldü. Askeri okullardaki ilk hoşnutsuzluğuna rağmen Uyar'ın yolculuğu sivil hayata geçerek 1958 yılında Ankara'da Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayisi'ne katılmasıyla değişti. Dünyanın En Güzel Arabistanı adlı kitabıyla ikinci yeni akımında önemli bir değişim yaşadı. Ahmet Turgut Uyar'ın ödülleri arasında 1963'te Yeditepe Şiir Armağanı aldı. 1966'da ilk eşinden boşandı. 1967 yılında emekli olup İstanbul'a yerleşmesi açısından çok önemli bir dönüm noktası oldu. 1969'da Tomris Uyar ile evlendi ve Hayri Turgut Uyar adında bir oğulları oldu. Uyar'ın iki evliliğinin damgasını vurduğu özel hayatı, yaratıcılık serüvenini önemli ölçüde etkiledi. Yazdan Şener ile 1947'den 1966'ya kadar süren ilk evliliğinden Semiramis, Tunga ve Şeyda adında 3 çocuğu oldu. Uyar 1969 yılında Tomris Uyar ile evlendi ve bu evlilikten Hayri Turgut Uyar adında bir oğlu oldu. Uyar'ın kişisel deneyimleriyle şiirsel ifadeler arasındaki karmaşık etkileşim eserlerine derinlik katar. Tütünler Islak, Her Pazartesi, Divan, Toplandılar ve Kayayı Delen İncir gibi çok çeşitli eserleri bulunmaktadır. 1975'te Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü, 1981'de Behçet Necatigil Şiir Ödülü ve 1984'te Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü bulunmaktadır. Uyar'ın toplu eserleri 1981 yılında Toplu Şiirler adıyla yayımlandı. 1984 yılında ise Büyük Saat adlı ikinci bir derleme yayımlandı. 22 Ağustos 1985'te siroz hastalığı dolayısıyla hayata gözlerini yumdu. Ahmet Turgut Uyar'ın şiirsel yolculuğu, hayatın, aşkın ve toplumsal nüansların karmaşıklığını şiir sanatı aracılığıyla ele alma becerisinin bir kanıtıdır. Onun mirası yalnızca aldığı ödüller ve övgülerle değil, aynı zamanda dili ustaca kullanışında teselli, iç gözlem ve ilham bulan insanların kalplerinde de varlığını sürdürmektedir. Uyar'ın hayatı ve eserleri üzerine düşünürken, sözleri Türk edebiyatının koridorlarında yankılanmaya devam eden bir şairin Yılmaz ruhunu tanıyoruz. Siz de 5 dakika kanalına destek olabilir ve abone olabilirsiniz.